Herkese merhaba dostlar. Yepyeni bir çizinin videosuna, Rainbow Six Extraction'a hoş geldiniz. Şimdi oyun ilk günden Game Pass ile bedava. Öncelikle bunu belirteyim. Ben de o şekilde oynuyorum. Ancak oyunu parayla da satın alabiliyorsunuz. Uplay üzerinden fiyatına bakmadım ama bayağı pahalıydı. Diyerek hemen hızlıca girişimi de yapıyorum. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Zaten Rainbow Six'i siz biliyorsunuz. Onun uzaylısı. Anlatacağız. Daha da devam edeceğiz ama. Girelim bakalım. Bu kim? Çakal mı bu? Ya Doc mu bu? Kim bu? Kim la bu? Well, sure looks cool. Cool. Mira mı? This is Bleeding Edge VR combat training. No one's encountered anything like La Zona Caliente. If our people are going to collect critical data on the parasite, they need the best training possible. Hold on. Termite'ın tipe bak be. Yaşlanmış beyiz. You did not get to the extraction point in time. In the real hot zone, you would now be encased in stasis form. Doktor lan o. Another doktor da yaşlanmış. VR, no stasis form to dissolve when it's over. Like I said, cool. When do I get a try? Maybe after lunch. 2 days from now. Next. İyiymiş. Şimdi biz deneyeceğiz büyük ihtimalle. Şimdi zaten Rainbow Six Siege yıllardır yayınları casual bir oyuncu olarak oynuyorum. Ve böyle bir oyun gelmesi de beni mutlu etti şahsen. Hani PvE de oynayabileceğiz. Bu da güzel. Liberty Adası SG eğitimi. Biopsi, hedefi indir. Yuva takibi, gizlice yaklaş ve takipçileri yerleştir. Kayıp operatör, operatörü kullan. Kurtar. Kullan ne lan? Kullanacağız zaten. Evet. Eğitim moduna hoş geldin. Operatörler bu modda ilerlemek önemli etmez. Okey. Şimdi Doc var. Pulsar. Şimdi Doc ne kullanıyor? Shotgun. Elayla girelim biz. Silah seçebiliyoruz. Dur bakayım. Tamam. Şunu seçelim. Bu eşya mevcut değil ne demek lan? O zaman Ela oynarım ben. Okey. Ela'yla devam edelim gençler. Teçhizatı onayla abi. Merak ediyorum bakalım. Burada durum. Ela'nın dudakları ne lan öyle kocaman kocaman? Ha ışıklanmış. Güzel hatunsun be. Polonyalı ablam benim. All react departments enact incursion protocols for the safety of our personnel. Concentrated areas of parasite activity are called hot zones. React has contained the area within 3 subzones separated by airlocks. Operators okay. are deployed to the safest area to complete objectives and gather intel. Parasite activity increases after each airlock. In line with React's directive to limit threat propagation, operators can exfil at any time at the available extraction point to report new intel to R&D. However, the further you go on an incursion, the better the intel. The parasitic system is sensitive to intrusions. At a certain threshold, it unleashes a massive Archean attack to eliminate the threat. A safety protocol is in effect when it's too risky to send for an extraction platform. Exfil before it's too late. Operators who fail to exfil or are left behind for any reason are considered MIA. A stasis device is activated on MIAs to protect them from the parasite. The next squad deployed to the same hot zone can attempt a rescue. React. Hadi biri düştüğü zaman üzerine bir şey kaplayacak. Ondan sonra onu kurtarabiliriz. Okay. Veya kurtarabiliyorlar diğer operatörler. Tamam. Liberty Adası. Hadi bakalım. Huf, nasıl bir oyun oğlum çok. Simülasyon yükleniyor. Oğlum şey çok hızlı. Arkeaları ortadan kaldır. Okey. Sonraki arkea farkını alalım. Çoğu arke seni görüyor. Tamam. Bir tık acımasız oluyorlar. Uluyanlar olacak. Şimdi bir saniye. A sample will be collected at the same time. Şeyi biraz bir düşürelim gençler. Kontroller.
Mağara. Yatay. Çok hızlı ya. Bunu biraz daha düşüreceğiz. Bunu önce bir ayarlamanız çok önemli. Yani Rainbow Six oyunlarında bu hassasiyeti kendinize göre ayarlamanız çok önemli. Bir tık deneyelim. Nereye gidiyoruz? Şuraya. You're getting close to the target. Gizli bir yaklaşım düşün. Okey. Fark etmek. Tamam. C ile çömelir. V ile bıçak atıyoruz. Tamam. Duman bombası G. Okey. Şimdi ha. Bıçak şu an şeydi. That's your target. Selamun aleyküm. Now that's the way to use the react blade. Remember to keep it close at hand. Okay. Biopsi. Yoldur. Tamam. Hedefleri tamam. Ay abi iş var ya. You can now move to the airlock. Nerede lan airlock? Yalnız biraz bir gerilim vermişler sanki. Şöyle bir gezelim etrafı ya. Grafikler klasik Rainbow Six için. Bu bölümler var mıydı ben hatırlamıyorum da. Yoktu lan böyle bir bölüm. Burası dışarıya çıkıyor. Değil mi? Şu hala aynı. Aynı deliği hala açabiliyor. FBI open the door. Drone var mı lan? Vallahi var. Hala drone var. Güzel. Cama. Window barrication deployed. Ha, bu tarz bir barrication atıyor. Ha, şu kabiliyet dediği şeyi de doldurabiliyoruz. Düşündüğüm. Z şöyle. G bomba atıyor. Smoke. Okey. Gölgelere bak ya. Ha, şuradan dronelayabilirdim aslında burayı.
Peki bir saniye şimdi. Tamam, buradan görevleri de gösteriyormuş, okey. Tarama tuşu yok. Burası nere? Burası o bahsettikleri toplanma bölgesi sanırım. Biraz daha gezmek istiyorum ben. Şurası nereye çalıyor mesela? Deminki mekan galiba. Okey. Silahlar hala çok sekiyor. Stay close or you'll miss your ride back to base. Haliye noktası neresi? Burası. Tamam. That was a good run. Do that in a real incursion and we'll contain the Arcane like nobody's business. Tahliye başarılı. Şimdi menüye döneceğiz. Tamam. Devam et. Okey. New York'ta sol ayağı bir ekip olarak ek. Monolith Garden, Liberty Adası. Oğlum bayağı bir. Hızlı oyun dersen birilerine katılıyorum galiba. Çalışmalar ne? Yukarı bak. Yuva patlayıcı, yuvayı ortadan kaldırma. Bunu nasıl yapacağım? Operatörlere bir bakalım kimler var. Aaa onlar açık değil. Jaeger falan açık değil. Benim adamım var mı? Elbay, Inka, Ibana, Vigil var. Nice. Eşyalara bir bakalım. Oyun ilginç geldi ha. Şu anda çok garip bir Rainbow Six. Ha yalnız lan. Bombanın içine bir şey yerleştiriyor. My idiota. Move, you're in my light. Elisa. Sorry, I didn't mean to be rude. Hey, my fault. I just wanted to see how R&D is doing. Not bad. Good, actually. Check this out. Oğlum siz daha dün birbirinizi vuruyordunuz çatır. I couldn't figure out why I kept overheating. Then an operator came back with data on how El Parásito dissipates high thermal loads and boom, the solution. Lan bunlar yaşlanmış ya. It is horrible, but it's also a scientific gold mine. Everything we learn makes our tech better. Elena, keep making great stuff like this, and I promise to keep out of your life. Hayran hayran bakıyor. Evet. Reactor araştırma stratejisi. Ne kadar çok TP kazanırsa parası da kazanır. Ha, teknoloji açıyoruz. Okay. Is years ahead of the curve. Savaş zırhı geliştirilsin mi? Bu ne? Zırhı geliştirelim. Puanımız var. Okey, geliştir. Bunları daha geliştiremiyoruz. Okey. Kodex'te ne var? Ha, bilgiler burada. Oo, okunacak bir sürü şey, operatörlerin şeyleri. Mağazasına bir bakalım abi. Alevle gelen. Oo, tabii ki kostümler olmadan bu iş olmaz. Silah kaplaması satın al. Ulan, ulan bak. 600 puan istiyor. Tamam mı? 600 yok burada. 1000 alacaksın ha. Ama üstün güzelmiş. Bak çıkalım. Bak. O siktir. Vigil'ın kıyafete baksan. Uyy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 
Şimdi New York'tan başlayalım. Bir görev yapalım. Monolith Gardens. Tamam. Monolith Gardens.
Orta olsun abi. Şimdi şeyde çok zorlamayalım. I'm just saying a single agile adaptable operator can do some things a team can't. You also say the squad is always stronger than the individuals that make it up. Yeah, and normally it's true. But the Marines' golden rule is improvise, adapt and overcome. The parasite is a whole new enemy, a whole new world. Either we adapt or we're done. That is a very good point. Okay. Yeah. Solo incursions are approved. Solo da gidebilirsin. Okay. Thanks. Oyun burada yönlendiriyor. İstersen solo da oynayabilirsin ya da takımla girebilirsin. Okay. Lone Wolf 1, you are go for incursion. Repeat. O ben oğlum, yalnız bu. Yıllardır birbirimizi vuruyoruz. Bu üssü ne zaman kurduk? Hadi bakalım. Gerçek bir haritaya girip biraz ortalık temizleyelim. Kıç tekmeyelim. Sabotaj, patlayıcıları savun, kurtarma. Okey. Orta seviye. Reyine kurtaracağız bir de. Kapanma. Patlayıcı hedefe taşı 2000 TP. Şimdi ben Vigil'la gireceğim. Sledge var mı? Sledge olmaz mı ya? Silah değiştirebiliyor muyum? Ama bu silahı takamıyorum. Zaman Vigil abi. By the time they realize I'm there, they're already dead. Bakayım. Holografik takarsam ne oluyor? Drap top değil, holografik olsun. Tam susturucu okey. Zaten PV acım. Yani devam ki Vigil'la gizli güzel ilerleyeceksek Vigil önemli. Şimdi Sledge'in asıl ikinci silahını açtığım zaman Sledge'de oynarım. Çünkü onun duvarları kırabilitesi var ya. Hopman efendisi. The parasite's carapace may be regrowing underground. No thanks to some arc spines. See where they're turning up. Cloak is up. İçinden de geçmeyeceğiz. Engaging with the ERC. My cloak is out. Çok gergin lan. Have a recon device. It can help you locate the objective. Bunu yapmasam olmazdı, içimde kalır. Şimdi go there. Abu. İstersem güçlendirme de atabiliyorum. Converge on location. Scratch that off. Reloading.
Oğlum buna iyi ki arkadan gidip bıçak atmaya kalkalım. Right there. Set the explosives. Stay on guard until they explode. Coming. Protect the charges until they detonate. I'm reloading. Ha, onu koruyacağız. Kırabiliyorlar. The enemy is trying to get to the charges. Can't let that happen. Ne? Ateş edebilen de varmış. Tamam, şimdi ha, bundan 3 tane var. Okay. Kendime nasıl basıyorum o zımbırtıyı? You're adapting well to the circumstances. Keep that momentum. Airlock sequence, subzone transition in effect. We got an SOS from this subzone. They secured key data and can't get out. Extra react personnel. Lan bu. Şu patlayanları sevmiyorum ya. Uzakları var bir de it oğlu itlerin ya. Bak sileç olaydı şimdi buradan pat 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 girerdik. Hayır, görmedim. Yaptım. Onu lan. Oğlum, ne oldu? Niye öyle bir? Ne
Get the asset to extraction. Check the package. Aa, bunlar Rain'i öldürebiliyorlar. Ne bileyim canım ben Rain'e saldırdıklarını. Mekana ne yaptınız siz böyle? Zevkinize sıçam. Head over there. Nestling last directive. Oo. Nereye geldim lan ben? Yalnız şey biraz sıkıntı. Tamam da abla. Eş abla. Keşke yolu da şöyle bir mini map alan koysaydınız da en azından nokta olarak göstersaydınız bunu. Nasıl geldiğimiz yani? Bir sonraki alt bölgeyi ilerlemek için nereden geçeceğiz? Map var mı? Böcük kardeşlerim geldiğine göre doğru yoldayım. Böcük aktivitesi arttığına göre gidişatımız şimdilik iyi gidiyor. Ananızı ya. Her yere de drone'la mı gireyim lan? Buldum mekanı. Take it as a learning experience. On to the next subzone. Standard NBC hazard suits provide adequate contamination resistance, but are not as robust as operator PPE. We aren't sure if this nest carapace skin is caused by maturation or if they are an entirely new type of nest. Onda şimdi muhtemelen artık son her bölgede 3'er görev var büyük ihtimalle.
bir işte şeyleri bulma, yok etme. Sonra you gotta stop the nutrient node, or any nest you destroy will grow back. Yine geldi bunlar. Gıcık oluyorum lan size. Aa dur. Aa biz görevi bitirdik. Enjektör taşı muhabbetini yapmadan tahliyeden çıktık. Ya istersek bunları hepsini tek tek yapabiliyoruz. İstemezsek de atlayabiliyoruz büyük ihtimalle, ama ona göre de kapanmayı yapmadık mesela bak. 3425 DP aldık. Okey, anladım. Anladım. Ya gençler zaten biz bunun yayınlarda içinden geçeceğiz. O yüzden şimdi böyle bir en azından oyunun ne olduğunu görelim istedim. Biraz bir karışık olmuş. Şeyleri göstermemesi, efendime söyleyeyim. Gideceğimiz noktaları göstermemesi. Tabii mantık olarak göstermemesi normal. Ama en azından bir yön verebilir bize şuradan git falan diye. Çünkü hani artık yıl 2022, yani o eski hiçbir şeyin bize verilmediği, kendimiz bulduğumuz oyunlarda değiliz. Biraz daha yeni nesil oyunculuğa göre oynanması lazım ama. Tabii Rainbow Six Siege'in de böyle bir özelliği var. Her şeyi kendin bulmalısın, dronelamalısın vesaire. Tabi bunu takım olarak oynadığın zaman daha da bir iyi olacaktır ama gelen düşman sayısı da muhtemelen takım sayısına göre çarpılarak fazlalaşıyordur. Onu da takımla oynadığımızda göreceğiz. Evet gençler, Rainbow Six Siege Extraction böyle bir oyun. Güzel bir oyun. Yayınlarda Twitch kanalımızda bolca oynayacağız. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer oyunu beğendiyseniz gidip de dünyanın parasını vermeyin. Gidin bir 30 liraya aylık Game Pass alın PC tarafında. Konsolda kaç fiyatı hiç hatırlamıyorum ama Game Pass Ultimate'de bir 45 lira falan galiba, ama konsol için Ultimate'e ihtiyaç var mı? Yoksa onun kendi Game Pass'i 30 liraya var mı? Ona tam hakim değilim ama vardır büyük ihtimalle. Alın abi, bir ay oynayın. Sararsa bir daha alırsınız. Yani 30 lira para değil Türkiye şartlarında, hele ki yeni çıkmış oyunları böyle direkt oynadığınız zaman. Ki bu sponsorlu bir video değil ki, Microsoft zaten bize sponsor mu olur? Olmaz. Bizim sponsorumuz tabii ki sizlersiniz. O yüzden ben de sizlerin en ucuz şekilde nasıl oyun oynarsınız bunu anlatmaya çalışıyorum dilim döndüğünce. Yoksa Microsoft'un bana bir getirisi götürüsü yok. Sadece iyi bir hizmet, bunu söylemek istiyorum. Evet efendim, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı takip etmeyi ve bildirimleri açmak için zile tıklamayı, çana tıklamayı onu ihmal etmeyin diyorum. Bir sonraki videoda, bir sonraki ilk izlenim videosunda, Witcher videosunda artık neye denk gelirse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi seyirler.